Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Ziraat Katılım İşbirliği ile organize edilen reel sektör perspektifinden Türkiye'nin katılım finans stratejisi buluşmalarının üçüncüsü, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kahramanmaraş Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hani bu sektöre hepimizin çok daha fazla ihtiyacı olacak. Çünkü biz büyüdükçe bu sektör eğer küçük kalırsa yine öyle ya da böyle bütün bu finansman ihtiyaçlarınızı konvansiyonel taraftan sağlamak zorunda kalacaksınız. Gün sonunda akşam yemeğinde bir araya gelen müsiat üyeleri burada sorun ve taleplerini dile getirerek çözüm yolları arandı. Her geçen gün büyüyen katılım finans sektörüne bu konuda da büyük destek sağlayan Ziraat Katılım inşallah Kahramanmaraş'ta da hem sektörün payını arttırmak hem de sektördeki payımızı daha üst seviyelere çıkarmak ve katılım finans sektörünü yıldız bir sektör haline getirmek için biz elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Burada bir konuşma gerçekleştiren Müsiat Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, misafirlere teşekkür ederek üretim anlamında daha fazla çalışacaklarına vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyada öncü rol oynayacak ve Türkiye ekonomi modelini etkin biçimde destekleyecek bir finansal model oluşturmak vizyonu ile faaliyet gösteren katılım finans sisteminin kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi bir sistem olarak hayata geçirilmesi misyonunda kapsamlı çalışmalar yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda bizler de reel sektör temsilcileri olarak var olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu, fikirlerimiz ile de katkı sunmak için toplanmış bulunmaktayız. Toplantımızda ayrıca iş dünyasının en önemli ayrılmaz bütünlüğü olan finans sektörünün özelde ve kamuda faaliyet gösteren sektördeki aktörleri ile ilgili reel sektör perspektifinde düşüncelerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi, var ise yaşadığımız sıkıntıları da ayrıntılı biçimde ifade edebileceğimiz kıymetli bir anı birlikte paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, katılımcılara ülkenin finans sistemi hakkında bilgiler vererek önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmaların detaylarını anlattı. Masanın diğer tarafı desteğine tabii çok ihtiyacımız var, o da sizsiniz. Çünkü bu katılım finans eğer hani bir şekilde bu ülkede büyüyecekse yani bunun hani tek öyle söyleyeyim paydaşı, tek çözüm ortağı müsiat üyeleri olacak. Çünkü şunu biliyoruz, yani müsiat üyeleri elbette sadece katılım finansla çalışmıyor olabilirler. Ama katılım finansla çalışanların çok büyük bir kısmı müsiat üyeleri. O yüzden burada bir işbirliğine çok ihtiyacımız var. Bu işbirliği, yani sizden gelecek işte öneriler vesaireler, katkılar neyse bunlar üzerinden olabilir. Ya da bu işbirliği belki işte bizim bu strateji belgesinde sonradan vereceğiniz yorumlar üzerinden olabilir. Ama sahada da bu işbirliği mümkün olduğunca bu finansal konularda katılım finans kurumlarını tercih etmenizle olur. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katılım finans konusunda müsiat üyelerine bilgiler paylaştı. Türkiye'de %8,5'luk bir paya sahibiz ama Maraş'ta bu ortalamanın üzerinde bir katılım finans sektörünün payı var. %15'lerde bir payımız var. Bu yeterli sayılabilir mi? Doğrusu değil. Yeterli saymıyoruz bunu. İnşallah en kısa zamanda %25'lere, 30'lara Maraş şehrimizde katılım finans sektörünün payını arttırmak gayesindeyiz. Tabii burada bir parantezde ziraat katılımı için açmak istiyorum. Maraş şehrimizin ziraat katılım finans kurumuna vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. %15'lik payın yarısından fazlası ziraat katılım olarak biz deruhte ediyoruz. Sektörden aldığımız pay, katılım finans sektöründen aldığımız pay %54. Maraş ziraat katılımı seviyor. Biz de Maraş'ı çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra da yapacağınız yatırımlarda, finansman taleplerinde ziraat katılımı olarak imkanlarımızı en üst seviyede kullandırarak sizlere destek olmaya devam edeceğiz.